Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Bugün kültür sanat ajandamızın ilk sırasında bir yeni film var ki özellikle pandemi dolayısıyla uzunca bir ara verdik ve şimdi sinemada yeni projeleri konuşmaktan mutluluk duyuyoruz. Onu başta söylemek istiyorum. Ve evet, yeni bir film Kilit vizyona girmeye hazır ve biz de filmin ekibinden sevgili Melisa Aslı Pamuk, Mert Fırat ve Adil Oğuz Valizade ile yönetmenliğini üstlenen Adil Oğuz Valizade. Şöyle bir ismi dolu dolu söyleyeyim istedim. Öyle bir his geliyor değil mi? Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kilit bir polisiye ve bir cezaevindeki gizemli ölümlerin peşine düşen istihbarat ve polisin sürükleyici hikayesi. Şimdi böyle bir hikaye gerçekten hemen her seyircinin merakla izleyeceği bir hikaye tahmin ediyorum ve polisiye seyircisi biraz öyle bir seyirci ve o yüzden de hemen ilk uzun metraj filminiz olduğu için sormak istedim, hani neden bu hikaye, neden böyle bir hikaye? Neden böyle bir hikayeden önce neden polisiyeden çok kısa bahsedeyim. Şöyle ki Türk sinemasında çok güzel komedi filmlerimiz var. Ama biraz sanki oraya sıkışıyor gibi. Çok güzeller, seyrediyoruz, seviyoruz ama Türk sineması deyince akla hep komedi mi, komedi filmi mi geliyor son çoğunlukla? Son dönemine daha çok belki. Evet. Tabii ki. Güncel dönemden bahsediyorum. Yoksa geçmişimiz Yeşilçam'da çok efsanelerle dolu bir aslında geçmişi var Türk sinemasının. Evet. Çeşitlilik çok önemli. Kilit nokta vardır ve biz illaki katil kim diye sonuna kadar takip ederiz. Ama işte tam da yayından önce onu konuşuyorduk. Hem böyle bir hikayenin içinde olmak hem bir cezaevinde olmak çekim süresince. Çünkü çok büyük bir bölümü cezaevinde geçmiş. Melisa, nasıl geldi sana? Hani ilk öneri geldiğinde ne hissettin? Oradaki çok soğuktu. Biz çok soğuk bir dönem. Ben oraya takılıyorum. Takıldığım nokta o. Direkt oradan başlarım. Acayip soğuktu. Zaten hani hapishane ama içerisi bomboş aslında. Hani set sonradan ekip kuruyor. Yaşanmışlık yok. Onun için ben tamamen ona odaklı. Aslında o 18 gün müydü? 18 günü yaşadım. Hani donuyorum. Bir yandan ısınmaya çalışıp tamam hadi tekrardan falan diye bir dönem geçirdim. Ama evet, klostrofobik görünüyor olabilir ekranda. Hani gerçekten sürekli. Hikaye de zaten o hani sıkışıklığı. Ama o bence bizi çok güzel besledi. Ben öyle düşünüyorum. Hani o efekt çok güzel besledi. Yani oyunculuğa bakınca da yani hepimiz de o tavır da var. Hepimiz bir klostrofobik davranıyoruz sanki. Bir soğuk, bir soğukluk var. Ben sevdim. İzlerken sevdim. Daha öncesinde polisiye okur muydun ya da seyreder miydin? Yok, yani ne oynadım ne böyle bir karakteri canlandırdım. Evet, izledim. Hani izliyorum. Yabancı filmleri izliyorum. Neleri izliyorum daha çok. Ama böyle bir projede yer almaktan da çok keyif aldım. İlk defa böyle bir şey. Ayrıca sembolik bir yanı da var. Kadın istihbarat ajanı diyeyim. Doğru mu tarif ediyorum? Tabii. O yanını da sevdik. Teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle hani hep de o sıkıştırılmış roller olmasın. Kadınlara yazılmış rollerin de tür olarak artması. Evet. Onu da teşekkürler diyerek. Evet. Ve komiserim. Artık Mert'e komiserim diyebilirim diye düşünmeye başladım. Sence bu hikayenin aslında ondan da bahsedebiliriz. Güçlü tabii. Bir at metni var. Aslında böyle nasıl bir ilişki var, nasıl birlikte çalışıyorlar falan onu da çok görmeyiz. Ama böyle burada hem onu biraz içeriden açıyoruz. Hem iki farklı jenerasyonun, iki farklı çalışma üslubunun bir arada olmasının altını güzel açıyoruz. Bir de hani kim içeride, kim dışarıda? Nasıl bir hayat çok yaşanıyor? Çok temel bir sorudur. Evet. O hani kim ne kadar içeride, kim ne kadar dışarıda ve hani kim gardiyan, kim mahkum, kim polis, kim aslında işte istihbaratçı, ne oluyor, ne bitiyor? Hem de böyle bir soğuk kalmamız gereken de bir ortamdayız. Şaka yapabileceğin bir şey yok. Yani mesela hiç. Metnin arasında böyle ara ara böyle yani filmi seyredince görmüşsündür. Böyle bir sorguda böyle bir alan var. Yani onun dışındaki her yerde böyle bayağı. O gerginlik de istenen bir durum bir polisiyede. Tabii. Aynen. Yani artık o climax mi diyoruz en üst noktaya kadar çıkacak o.
Peki Valizade kardeşler olarak hitap edebilir miyim bu arada? Tabii ki, tabii ki. Kardeşinize de selamlarımızı gönderelim. Bir polisiye roman yazarıyla çalıştınız senaryoda. Cenk Çalışır'la çalıştınız. Victor Hugo'nun bu arada tabii. Benim de bilgisi yok. Biz söylemedik. Abi kusura, kendi adını geçiriyorsun diye. Aslında Victor Hugo'nun çok güzel bir lafı. Victor Hugo'nun bu arada tabii. Benim de bilgisi yok. Biz söylemedik. Abi adil yapıp search etmişsin lütfen. Evet. Bak o kısmını düşünmemiştim Adil, doğru. Doğru. Senaryoda tabii ki çok ciddi katkılar aldık hem polisiye olarak. Hı. Cenk'in zaten işi bu artık. Böyle bir sezon açılışı var. Çünkü bir yandan da biz acaba salonlar açılabilecek mi, ne olacak mı diye geçirdik. Senden detayını yani dinleyebilir miyim? Nasıl olacak şimdi? Dastas açısından da böyle aynen, çünkü. Aynen, Dastas açısından da böyle. Aslında bu tarih itibariyle 6 Eylül diye yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tiyatrocular, birçok gösteri sanatlarıyla uğraşanlar ve müzeler hatta. Toplu taleplerde de bulunmuştuk bununla ilgili. Aylardır da dile getiriyoruz. Gerek açık havada gerek burada. Doğru. Hatta yani kapasiteler üzerine de konuştuk. Çünkü biliyorsunuz hani hiçbir kontrol olmadan otobüslere biniyor insanlar, metrolara biniyorlar ve %100 kapasiteyle yolculuk ediyorlar. Bunu herkes bu şekilde yaparsa salonlar da kapanmaz. Sahne sanatları ve icracıları da böyle sıkışık ve zor günler yeniden yaşamaz. Biz de öyle olmasını diliyoruz ve sezonu artık sizin filminizi açıyoruz diye söylüyorum. Doğru mudur? Vizyon tarihimiz bu hafta sonu. Evet evet, cuma günü yani yarın artık seyircisiyle buluşacak. Gibi normalimize dönebiliriz. Filmin yolu açık olsun. Sağ ben çok teşekkür ederim.